Dostlar yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz Luna ile beraber sevgili arkadaşlar ee, Luna hakkında aslında önemli videolardan bir tanesi olacak. Bu videoda takip edeceğimiz aslında konu başlıkları ee, bir yeni Luna hakkında konuşacağız. Yani arzı, bunun işte Airdrop'u, hangi borsaların listeleyeceği ve e, fiyat beklentisi hakkında konuşacağız. Devamında şu an lunce yeni Luna almak mantıklı mı? Ee, yine bir önceki videoda bunu konuşmuş olsak da e, yorumların altında dolup taşıyacağını bildiğim için eski lunalar ne olacak konu başlığı da bu videoda olacak. <laughs> Ve bununla birlikte iki tane borsa listeleyecek arkadaşlar hali hazırda bunlar hakkında konuşacağız. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. E, kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. E, ayrıca elbette... Bizim için mühim biliyorsunuz. insanlar genelde izleyip geçiyorlar. Fakat kanala abone olursanız sevinirim, memnun olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Daha fazla Luna videosu için de videoyu beğenebilirsiniz. Bir kere yeni Luna hakkında konuşalım arkadaşlar. Yeni Luna ile alakalı arzı hususunda şu anda pek çok kaynakta 1 milyarlık bir arz beklendiği söyleniyor. Yabancı kaynakların çoğunda ki bunlar güvenilir kaynaklar onu söyleyeyim. 1 milyarlık bir arz bekliyoruz arkadaşlar Nitekim şahsım adına konuşursam aşağı yukarı benim de düşüncem bu yönde yine 1 milyarlık bir ha bu arada şu an anlatacağımız şeylerde bir kesinlik yok arkadaşlar onu söyleyeyim yani net anlamda bir açıklama yok fakat dediğim gibi yine bir açıklama geldikten sonra zaten bunlar kesinleşir fakat Birçoğu, birçoğu oldukça yüksek ihtimal haberiniz olsun şimdiden bilgilendirmek amaçlı bunları söylüyorum. 1 milyarlık bir arz bekleniyor yeni lunada. Bu 1 milyarlık arzın %70'i yani 700 milyonluk kısmı ne yapacak? Airdrop olarak yatırımcıya tazmin amaçlı verilecek sevgili arkadaşlar. 1 milyarlık bir arz 700 milyonu bizlere dağılmak üzere gelecek tamam. Bunu tuttuk cepte haricinde şu an hala bir açıklama gelmemesine rağmen hangi borsaların listeleyeceği hususunda tabii ki pek çok borsanın listeleme e, yapacağını düşünüyorum. Fakat bunun haricinde FTX'in ve Binance'ın büyük ihtimalle çok yüksek bir ihtimalle listeleyeceğini düşünüyorum arkadaşlar yeni Luna'yı. E, zira FTX resmen tabiri caizse şey, e, hadi Binance'ı biraz daha ayrı tutuyorum. FTX'in CEO'su bildiğiniz aşık arkadaşlar adam. Yani Tera'ya aşık adam. Resmen bu yani hani olay. Onu söyleyeyim hani daha fazla da üzerinde durmayacağım ama bildiğiniz adam Tera'ya aşık ya. Aşık. bilans üzerinden konuşur konuşursak CZ çok fazla yine daha önceki videolarda belirtmiştik. Çok fazla kere yeni Luna'yı istemediğini ancak Tera'nın da arkasında bulunduğunu çok fazla ima etti. Binance'ın listeleme ihtimali yüksek arkadaşlar. Şimdi devamında fiyat beklentisi hakkında konuşalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben arkadaşlar tabii ki bunun içerisinde pek çok veri var. Yani bunu hesaplamak için elbette bunun üzerine uzun uzun tartışılır. Fakat 1 milyarlık bir arz söz konusu olduğunda sevgili arkadaşlar nite, nitekim Burada şimdi Yeni Luna geldikten sonra belli bir tabii ki alıcısı olacaktır. En nihayetinde eski Luna'dan Yeni Luna'ya geçişler olacaktır ki e, bu da yine her ne kadar projeye güven çok az olsa da hiç değilse ilk etapta sağlam bir e, market cap değerine ulaşacağını düşünüyorum. 1-2 dolar arasında benim şahsi beklentim var arkadaşlar. Luna ile alakalı haberiniz olsun. E, çıktığı ilk günlerde özellikle şöyle 1-2 dolarla başlangıçta bir destur vereceğini yükselişinin ardından düşüşle birlikte yeniden bu fiyatlarda e, takılacağını düşünüyorum haberiniz olsun yani fiyat beklentisi olarak şahsen 1-2 dolarlık bir fiyat beklentim var Ha bu arada videonun ortasında şunu da söyleyeyim yani e, buradaki tabii konuştuğumuz şeylerle alakalı sizlerde yorumlarda Fikir beyan edebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Hatta beyan etmeyi unutmayın. Zira biliyorsunuz Tera Luna ile alakalı aslında en çok dayanışmaya ve fikre açık olmamız gereken, duymamız gereken zamanlardayız. Peki şu an lunce ve yeni luna almak mantıklı mı? Bunun üzerine bir konuşalım. Şu anda sevgili arkadaşlar açık söylemek gerekirse ben bu olayı şeye benzetiyorum. Yani elimde ne var muhabbetine benzetiyorum. E, bence bu bile aslında bu söylediğim de gayet açıklayıcı oldu. Fakat şimdi ortada bir yeni proje var. Eskisinin ne yaptığı belli. E fakat yenisi üzerinde de duruluyor. Yani şunu söylemek lazım. Ya bu adamlar bakalım ne kadar başarılı olacak. Yani e, işte arzdan işte fiyattan vesaire konuştuk. Ya bakalım örneğin. FTX ile Binance bizim düşündüğümüz gibi listeleyecek mi mesela? Haricinde hangi borsalar listeleyecek? E, ne tarz bir şey olacak? Sadece şunu önerebilirim arkadaşlar. Alım yapmak konusunda. Ya hiç değilse biraz bekleyin. Yani şu anda yatırım yapmak çok riskli. E, ortada çıkmamış veyahut yeni çıkacak diyeyim. Bir proje söz konusu. Hali hazırda zaten şu anda Luna Coin ile alakalı yani Lunce ile şu anki Luna ile alakalı eski Luna ile alakalı Zaten fikirlerimi çok fazla belirttim Luna şu anda LUNCE diyeyim daha doğrusu Eskisine LUNCE yenisine LUNA diye tabir edeceğim LUNCE Şu anda çok kritik bir durumda Neden çok kritik bir durumda Yarın gelecek haberlerle Yükselebilir bunu bir önceki videoda Konuştuk fakat Yeni LUNA çıktıktan sonra LUNCE'den LUNA'ya e, Ciddi kaymalar yaşanacaktır Bakın ciddi kaymalar Yaşanma ihtimali var Adam çatır çatır eski olanı satar, Lunce'yi satar, yeni Luna'ya geçer. Böyle bir risk söz konusu. Bakın kesin olur demiyorum ama yüksek ihtimalle böyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Tabii ki bu benim şahsi kanaatim. Üzerinde böyle bir risk var. E yeni Luna ile alakalı konuştuğumuz zaman onda da şöyle bir risk var. En nihayetinde yeni bir coin Gerçekten ne kadar e, piyasadaki insanlar güvenecek, kimler geçecek, kimler geçmeyecek hiçbir şey bilmiyoruz. O yüzden e, ben şu anda her iki altcoin'e de yatırım e, yapılmasını hiç değilse şu dönem arkadaşlar çok fazla riskli buluyorum. Haberiniz olsun. Eski lunalar ne olacak? Bunun üzerinde çok öyle uzun durmayacağım. Önceki videoda da konuştuk. Eski lunalarınız cüzdanlarınızda e, kalmaya güvenli bir şekilde devam edecek. Böyle bir durum olmamasına rağmen, LUNCE delist edilse bile herhangi bir borsadan sizin cüzdanınızda o kalacak arkadaşlar. Nitekim bir önceki videoda da belirttim, LUNCE ile LUNA arasında bir işlem çifti açılabilir, açılma ihtimali yüksek. Listelendiğinde oraya dileyen geçiş yapar, dileyen yapmaz. Halihazırda şu anda yeni LUNA'yı listeleyeceğini belirten iki tane borsa oldu. Bunun bir tanesi zaten Phoenix dediğimiz e, bizzat Terra ortaklı olan borsa. Bunun ikincisi geldi HitBTC adındaki borsa arkadaşlar. E, açık bir şekilde Yeni Luna'yı listeleyeceğini belirtti sevgili dostlar. E, bu videoda buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi yorumlarda fikir beyanı yapmayı unutmayınız. Hepinize bol kazançlar diliyorum şimdiden. Görüşmek üzere, hoşçakalın.